Bu odada ona ait ne varsa kaldıracaksın. Murat Bey'in haberi var mı? Bir ona... Yok, olması mı gerekir? Altı üstü çiçekçi bir kız. Geldi hayatımıza girdi, ne işler açtı başımıza? Ben toplasaydım Nesin Hanım. Lüzumu yok, getir şunu. Topla hepsini. Buna böyle kaldır patlıkça belki sinirlerim yatışır. Bunların hepsini yok etmek. Hasret'e ait en ufak bir iz kalmayacak bu evde. Ne o? Tatil planı mı yapıyorsun? Yok hayır. Öylesine bakıyorum. İyi misin? Nasıl olabilirim ki? Murat, sana bir şey söylemem gerekiyor. Biliyorum kararlarına karışılmasından hoşlanmazsın ama... ben bu kez karıştım. Piyanoyu buldum, almaya gittim. Ama maalesef başka biri aldı. Sonra mahalleye gittim Hasret'ten piyanoyu almak için. Alamadım. Bunların hiçbiri şu an beni ilgilendirmiyor. Bir şey itiraf etmene gerek yok. Biliyorum. Aslında sen o piyanoyu... Anne. Beni hep kafanda kurduğun gibi görmeye devam ediyorsun. O şablona uymayan ne varsa müdahale ediyorsun. Hiçbir zaman beni anlamaya çalışmadın. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Sevdiğim için yaptım. Biliyorum anne. Beni sevdiğini biliyorum. Bunu çok iyi biliyorum. Bunu her zaman hissettim. Sevilen bir evlat oldum. Hı hı. Sevdin ama hiç anlamadın beni anne. Senden en çok bunu bekledim. Ama hiç denemedim bile anne. Murat. Anne. Lütfen bir kere beni ben olarak düşün. Murat'ın ne istediğini düşün. Ve Murat'ın isteklerinin arkasında dur. Bir kere dur anne. En azından dene. Rica ediyorum senden. Bir kere dene. Anne sen kendini üzme artık. Çok doğru bir karar verdim ben. Sen müziksiz yapamazsın. Bence en kısa sürede... Anne, ben müziği kendi irademle ve isteyerek bıraktım. Piyanoyu da ben gönderdim. İstemiyorum. Bunları seni üzmek için söylemedim. Bu evde hepimiz birbirimize yabancı gibi davranıyoruz. Belki bu konuşma buna da yarar. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Peki. Çıkıyorum.